Lan aşı başıyım. Sellerde aşı başıdım. 50 sene yaptım bu işi. Çalışırken bile hep hayvanlar düşünüyorum. Bunu yani böyle kelimeyle falan anlatılacak gibi değil yani. Güzel bir sevgi, güzel bir his. Yani geçimden bağda gider. Sevgi büyük. Severek yapılan her iş güzeldir biliyorsunuz. Herkese selamünaleyküm. Ben İlkay Tınaztepe, kanalımıza hoş geldiniz. Dağda yaşam ailemize selamlar. Yeni gelen abonelerimiz hoş gelmişler. Neredeyiz? Balıkesir, Burhaniye, Ören Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda İzzettin Üsel kardeşimiz var. Çok güzel hayvan videoları çekiyor büyük başlıklar üzerine. Bir de tarafımızda da Nuri Saltan kardeşimiz var. 200 tavuk kaç para kazandırır? Kaç para kazandırır Nuri? Abi 200 tavuk ayda 7500 lira kazandırır şu an. Güzel, o zaman hemen başlayalım yukarı bu işe. Bizim bu tavukta bir şeyimiz var zaten, daha da yaşam ailesi olarak. Biz üretime geçemedik. Yumurtalarda düşüş var. Onlar da Nuri kardeşim de soracak. Yumurtalar çıkıyor İlkay abi. Az çıkıyor. Yükseliyor abi. Şu an 50 tavukta 10 çıkıyordu. 9 yumurta çıkıyordu. Yumurta şimdi... yemi vermiyordur abi sen o zaman. Abi biz doğal. Doğal. Daha yumurtası daha tavuğu üretimine gidiyoruz. Evet. Yumurta yeminin şey... doğalını versek o yok mu? Onlar. Buğday arpası da versek abi biraz daha artar gibime geliyor. Tavuk çeşitlerinde yürüyen var, gezen tavuk var. Evet. Başka? Kafes var. Kafes tavukçuluğu var. Dağ tavuğu duydun mu? Dağ tavuğu duymadım da köy tavuğu duydum. Biz de dağ tavuğu üretimi ve dağ tavuğu yumurtası üretimindeyiz. Milyon dolarlık villalar arasında bir yaşam. Ören Mahallesi'nde Lütfü ustamızın yerine geldik. Harika bir şey. Yani insan şehirde de hedefine hayvancılığa ulaşabiliyor. Zevklerini burada da yaşıyor hobilerini. Köpekleri, kuşları, koyunları yöreye ait. Hep beraber izleyeceğiz, geçiyoruz. Bu arada kamerada Birol abim olacak. Birol abim oradan da duygularını aktarır. Bu arada gerçekten çok güzel bir konuya değindin İlkay. Bulunduğumuz yer birçok yazlığın, villanın, malikanenin, dubleksin bulunduğu, metrekaresi binlerce lira olan, yani bir dönüm yerin 10 milyon liraların üzerinde olduğu bir yerde hala böyle bir evde yaşayıp hayvancılık yapan bir aile var. Bir de bu videoda izleyenleri değişik bir şey bekliyor. Yöresel koyunları var buranın, sakız koyunları. Siyah renkliler bunlar, simsiyahları olabiliyor. Aynı zamanda senin memleketin Afyon'dan buraya gelen çoban köpekleri var. Evet abi. Famcanımın da burada geleceği çok uzun değil yani. Birkaç sene daha belki burada devam ettirebilecek. Daha sonra buralar değil mi? Tatilciler artık yapılar başlayacak. İnşaatlar başlayacak yani burada da. Çekimden sonra denize de gideriz İlkay abi. İnşallah. Yüzmeye. Hep beraber denizin yanındaki mutluluklar diyelim. Başlayalım. Selamünaleyküm Lütfü amca. O aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk İlkay ben. Nasılsın İlkaycığım? İyiyim, namını duydum da geldim. Teşekkür ederim. İyi yaptım böyle milyon geldim. Dolarlık villalar arasında böyle sevgini yaşıyorsun, hobini yaşıyorsun, ailecek. Şükürler olsun Allah'a. Emeklilikte bunlara da kavuştuk yani. Emekli olduktan sonra mı yaptın bu evet, işleri? Evet. Emekli olmadan da devam ediyorduk da emekli olduktan sonra daha bilinçli yapmaya hayallerimi başladım. Hayallerimi gerçekleştirdin diyebiliriz. Gerçekleştirdim, evet. Geçelim Nur amca o zaman. Ben de mutlu oldum. Senin ben gibileri de tanımak ve tanıtmak gerçekten... Çok sağ olun. Ben de sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Şu amca burada sakız koyunu yapıyorsun. Evet, sakız koyunu yapıyorum. Sakız melezi yani tam sakız değil de kırmalaşmış artık yani. Kırmalar peki evet. Hani süt verimidir, faydalanıyor musun sütünden? Tabii, falan? Sütten de faydalanıyorum, kuzudan da. Peki en çok koyunun kaç litre süt veriyor? 2 kilo, 2,5. Günlük veriyor değil mi? Tabii 3 kiloya çıkanlar da var. Mesela bak kara koyunlar var, göstereceğim sana. Evet. 3 kilo akşam sabah alırsın. Siyah koyun. Siyah koyun evet. O daha mı farklı oluyor? Daha farklı oluyor. Neden farklı oluyor? Çünkü damarı çok güzel yani. Maşallah. Mesela 3 koyun sağ, bir kova 9 kilo süt sağsın. Maşallah. Bak bir seferde ne diyorum sana, o kadar güzel yani. Peki Lütfü amca bunların iklimi olarak da fark ettiriyor mu? Tabii burası biraz iklimi sıcak. Yeşillik de buluyor hayvan. Tam gıdayı da alıyor. Yayılım bol. Yörenin malı bu yani. Yörenin malı bu. Bir de melez demişsin. Melezleme daha güzel olur. Tabii daha iyi güzel, verim alırsın evet, melezden. Evet, daha güzel evet. Vallahi şimdi gidelim bakalım. Ben de merak ettim çok. Tabii hep beraber dolaşalım. Sen gibi yani bilgiyi veren çok önemlidir. Şimdi konuşuyoruz evet. Ama Üsküdar'ı bir de bakalım hani ne göreceğiz. Göstereceğim ben sana şimdi. Aynen. Gör bak. Yani bizim çoban arkadaşlarım var. Gelip bakıyorlar koyunlara. Hani böyle yolda falan yayılıp da görüyor. Maşallah diyor. Koyuna bakmışsın diyor.
Maşallah. Dedim nereden milyon dedim. Bu koyun diyor anızı yemiş diyor yazın diyor. Suyu çekmiş diyor. Bu koyun diyor hiç yatırmamışım bu koyunu diyor. Ha yatırdım ben. Bir saat, bir buçuk saat ara verdim mesela gece. Ama sabaha kadar da yaydım yani. Koyun maşallah. Tam gıdayı aldı. Akşama kadar yattı ama anızı da yedi. Besli de zaten görürsün şimdi. Eti falan üstünde mükemmel. Bu koyunlar ilikli. İlikli olduğu için evet. Süt alabilirsin bu koyundan. Tabii. Ama ya şöyle olsun. Düşünelim. Böyle bir şey yerinde 10 tane koyun alıp böyle süt ılıkı kenara koy. Hem sütünden paylanan hem peynirinden paylanan. Yani bu şekilde de yapabilirler değil mi? Tabii işin gaydin yoksa sırf onlara kendini adasan mükemmel bir şekilde peynir de satarsın, mı? Süt de satarsın ve kendi yiyeceğini de geçimini de temin edersin yani. O zaman Lütfü amca fazla anlatmayalım, yerine gidelim. Ben de merak ettim. Peki. Bakalım bir an önce. Peki. Kahveleri içip gidelim. Kahveleri içeyim bir. Lütfü amca buraya Afyon'dan gelen çapar köpekleri var herhalde. Evet. Senin evet. Oğlan mı ilgileniyor evet. Bunlarla? Evet. Benim oğlum Taner yapıyor bunları. Zevkle bakıyor. Ben de yardım ediyorum. Tabii o da bir ayrı sevgi. O... Bir de yöreye ait kuşlar falan. Kuşlar var. Bak tavuklar kendine... var. Çıplak boyun tavuklarım var. Yeni ırk yani böyle. He. Yavru olarak aldım onları. Büyüttüm şimdi. Bilmiyorum da horozları falan 4 kilo 5 kilo et yapar yani. Dur kahveleri içelim. Tamam. Bakalım. Tamam. Geçelim kahveleri. İçin kahveleri. Afiyet olsun. Ben içmeyeceğim. Yani siz buyurun. Şu amcam merakla gidiyoruz. Sana evet. Burada bir lakap falan bir şey diyorlar mı? Ben aşçıbaşıyım. Aşçıbaşı mı? Otellerde aşçıbaşıydım. 50 sene yaptım bu işi. He. 30 yıl bir otelde çalıştım. Ama bu hevesin koyunculuk içinden hiç gitmedi. Şimdiden çalışırken bile hep hayvanları düşünüyordum ya. Yemek bu yaparken. Bu sevgi bambaşka ya. Bu, tabii tabii. Bunun yani böyle kelimeyle falan anlatılacak gibi değil yani. Güzel bir sevgi, güzel bir his. Geçimden bağda bir de sevgi büyük. Severek yapılan her iş güzeldir biliyorsunuz. Ben her zaman derim sabah kalktığında işe mutlu gidiyorsan o işi bırakma. Mutsuz tabii. Gidiyorsan o işi hemen bırak. Tabii. Ya gece bile uykumuz uyumuyoruz yani devamlı. Aklımızda kuzu, koyun, hayvan. Isırdı mı yoksa? Isırdı. Ay Allah. Olsun ya. O da şifa. Vallahi seni de bir kere arırsız yemiş adam biliyor musun? tabii. İnsanın içindeki şeyi alıyormuş. Bir gün beni var ya bir kovan arı ısırdı. Hastaneye zor yetiştim daha bu sene. Valla Lütfü amca süper. İşte bizim hayatımıza burada pekiştiriyorsam güzel bir şey yaptığımıza inanıyoruz kalben yani. Tabii ne güzel. Ama... Hem vatana hem kendimize ondan sonra yani gidip de kahve köşelerinde durmaktan zingat bu iş daha iyi. Hem temiz hava. Oğlanlar falan meraklı mı? Oğlum var Taner. O büyük bir şekilde. İşte her zaman bu sorun oluyor herkese. Baba meraklı ama alttan gelen çocuklar nesil yapmıyorsa o iş ölüyor. Bizimki zaten aile hayvancılığı. Ha, evet. İki tane, üç tane oğlum var. Ama iki tanesi devamlı olarak hayvanlarla ilgileniyor. Biri köpek bakıyor. Biri koyunlarla ilgileniyor. Ben desem 24 saat içindeyim desem yani yalan değildir yani. Şimdi bu koyunlar burada kalıyor içeride. Evet. Hepsi. Evet. Devamlı zaten bu meralarda da eğiliyor. Bu yerlerin çoğu İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Manisa'dan bile yeri olan arkadaşlar var. Şartköy'den mesela yakınımızda bir Şartköy var. Hep onlar satmışlar. Kimilerinin kendi yerleri de var. Ekipmişler buraya kadar ama sular tuzlu çıkmaya başlayınca bana dediler ek ne yaparsan kaç yap. Kaç dönüm adası ekiyorsun? Ben 100 dönümü geçik. 100 dönüm. Ama arpa ekiyorum ya sadece arpa. Tamam yem ihtiyacını karşılıyorsun. Yem ihtiyacını samanını bir de altında yayıyoruz. Bir de böyle bir bölgede bu şeyi de yapıyorsun yani. Evet yapıyorum. Çok iyi. Koyunları dışarıya alalım da bakalım daha iyi olur. Ya gel, gelin buyurun. Lütfen sen. Buyurun. Şöyle meraya çıkaralım şuraya. Taner çıkarabilir o misin? O da daha iyi olur. Hadi bir zahmet. Şimdi bu koyunların 25 tanesi falan doğum yapmış. Diğerleri de hamile akşam sabah hemen doğum yapacak. Gördüğünüz gibi bak memelerini de bırakmışlar vallahi zaten. Vallahi aynen koyamışlar göğüslerini falan. Kara koçumu görüyorsun değil mi? İşte bu siyahları soracaktım sana ya. Bir de dedin sen bunların süt verimi çok yüksek çok dedin. Çok yüksek evet. Bu yörede bunlardan çok mu? Sadece siz mi böyle adı üretim herkes yapıyorsunuz? Kara koç meraklısı. Herkes koç. Bu yörede. Kara koçtan kara kuzular çıkar. Tabii ama tabii kim yapmıyor. Ama bizde devamlı var. Bak içeride de var şimdi 3 tane siyah. Ayrı bir ırk mı? Ayrı bir ırk mı vallahi ben de bunu tam çözemedim yani de iyi yani çok iyi. Tabii bu da melezim. Ben kara koyundaki süt beyaz koyunda yok yani. Maşallah koyunların da süt dediğin gibi sütlü evet. Ya. Evet. Bu ılıman şartlarda sıcak havalarda buralarda sizin yörede olan tabii. Koyun ırkı bu. Çünkü her yörenin farklılıkları var. İlkaycığım 170 koyun vardı burada. Bu evet. Koyunlar 170 koyun içinden
kaldı 70 tane. Biz de arada böyle denk geliyor alıyoruz, denk geliyor satıyoruz. Ya geçimimizi de bir yerde temin etme oruç. İşte görüyorsun bak her tarafı yeşillendi. Buralara ekilecek, hasıl ekilecek buralara. Maşallah. Ama şimdi yiyecek bu hayvanlar bunları. Geçsin bu zaten böyle yedi mi, bu süt verdi mi de dediğin gibi. Tabii. Ama işte her zaman diyoruz yaptığın işi koyun sütlüyse o sütü değerlendirmek. Evet. Yoksa ya, hani sütlü koyun yapıp da sütünden faydalanmıyorsan. Ya mandıra geliyor buradan, bizde buradan her sabah geliyor sütümüzü alıyor. Süt yiyor mu diyorsunuz sütleri? Ya kalanları yani. He misali kaçtan alıyorlar kilosunu? Mandıra geçen sene 23 liradan başladı, 20 liraya kadar düştü. Kilogramı. Kilogram. Ama şimdi, ben parakente 30 liraya verdim. Şöyle bir sıkıntı var işte, bu büyük sıkıntı bizde var. Biz Afyon'da. Afyon'da biliyorsun. Evet. Et olarak çok üst düzey değil. Hayvancılık da biliyorum, biliyorum, biliyorum. Süt alan yok. Evet. Koyun sütünü. Süt alan olsa herkes rahat. İşte bizim çok eksiklerimiz siz var. Siz sadece kuzuyu emziriyorsunuz. Kuzu, peynirimizi, yoğurdumuzu yapıyoruz ama bir mandıra gelip bizden süt alan yok. Öyle yok, böyle evet, bir kurulum yok. Bak, çok büyük eksik bizdeki bu. Evet, evet. Böyle bir şey olsa bizim oradaki insanlar da kalkınır. Adam kimisi yapıyor, peynirini yapıyor. Tamam ama peyniri satamayanlar var. Tabii. Ürettiğini bile satamıyorsun. Köy yerinde zaten köylü bu işi yapıyor. Tabii tabii. Şehire tabii götürsen uzak. Dediğin gibi bir sütçü gelip keşke mandıra da dağlardan böyle koyun sütlerini toplasa ya, da büyük ama eksikler. Ama siz onu hep beraber birlik olup da mesela süt birliği var burada. Evet. Üye olsanız, oraya bir yere toplasanız, bir tank koysanız hep beraber orada herkesin sütü yazılır, dizilir. Evet. Herkes de hem de güzel de para alırsınız. İnan bak süt için bilmiyorum da bizim buradan Balıkesir, Balya, İvrin diye mesela burada bir firmalar var. Evet. Gidip tankerlerine der toplayıp geliyor. Ya keşke birileri bizim orada da yapsa da. Ama hani siz yani sizin elinizde o. Siz onu değerlendirebilirsiniz yani. Evet. Ben de ilk defa böyle bir şey duyduğumuzda. Biz Allah bir Allah süt alan birini ben hiç duymadım daha. İnan gelip, bak inan akşam sütü olsun. Toplayacaklar. Eskiden varmış. Evet. Ya sütçü gelirmiş parasını kışın peşine ödermiş. Tabii bizim burada da aynı. Köylerde yazın sütünü alırmış. İnsanlar o süt parasıyla düğün yapıyormuşlar. Tabii. Mesela ben şimdi istesem bana sütçü yemin ediyorum 50 bin lira 100 bin lira para verir. Ver ya. Bak verir, ben de onu sütle öderim yani. Aynen. Hani hem haftada bir ayda bir paramı alırım hem de mesela o yıllık parayı öderim yani. Bak ben burada akşam oldu mu 10 kişi geliyor kapıya. Süt var mı 5 kilo bidonunla geliyor hem de. Hemen veriyorsun parayı alıyorsun cebine indirin. Sen dışarıya daha iyi veriyorsun çünkü hep zengin aileler tabii, var. Tabii 5 lira 10 lira fazla veriyorum. Ne güzel. Ama şeyde desteklemesi de var ama. Birlikte değil mi? Birlikte evet. Desteklemesi de var. Onu da dengeliyor zaten. Para kentele peşin bir mi? Yani alıyorum zaten orada 100 lira 150 lira para alıyorum. Parayı da çerez gibi harcıyorsun yani. Ama sütçüye verdiğin zaman toplu para alıyorsun. Bir iş görüyorsun. Çok iyi ya. Hayvan süt toplayan var. Koyunu ilk defa duydum. O yüzden de valla tebrik ederim Mustafa amca. Sen yılda ya, süt parasından ortalama bir belirli fiyatın var. Valla geçen sene bak ayda 35 bin lira aldım yani. 35 bin lira aldım. 46 bin lira aldım. Yani çok verimli. Aylık tabii olarak. Aylık çok olarak. İyi Lütfen de ya. Bak Allah aylık bin bereket versin. Ya. Evet. Bunu 4 ay sağsan 4-8 onun kenarı 6 hayvanların yediği işte çıktı. Tabii tabii yani onu diyorum kurular ben. Kurular senin. Yani hem çobanın aylığı çıkıyor hem bizim de fazla fazla paramız çıkıyor. Kazanıyoruz da yani. Şu an hayvan sütünün litresi 11 lira. 11 lira 12 lira i̇nek falan. Sütü, inek Afyon'da sütü. İnek sütü. Koyunun sütü litresi 25 dedin. Evet burada 25 lira geçen sene 23 lira 25 liraya kadar desteklemesiyle evet, aldım yani ben aldım. Çok iyi ya. Bir de gittim bankaya bir baktım bir sürü destekleme parası birikmiş. Buradan da şunu diyelim Lütfen amca. Herkes diyor ya koyunculuk kimileri sevmiyor yaptırmıyorlar. Bu şekilde yaparsan koyunculuk çok güzel bir şey. Tabii bak kapalı baksam ben inan yine para kazanırım. Neden dersin çünkü. Sütünü satıyorsun. Çünkü damar yani koyunlarım aynen, çok damar yani. Damar bir de cins ırkın, yani. Yani ne güzel bir şey ya. Yani sen işi ne yapmışsın biliyor musun? Büyük inek çiftlikleri var ya sarıp evet, sütünü veriyorlar. Sen onu koyunda başarmışsın. Evet bak inan bak inek çiftliklerimde orada bak bir bakalım kamerayı çevirir misin? Bak inek çiftliğimde orada burada ben 30 tane inek de baktım. Ama maşallah, para kazanamadım ki. Koyundan mı kazandın? Koyundan inekten kazandım. Mi? Daha bundan daha fazla evet, mı kazandın? Evet, kuzusundan kazandım, sütünden kazandım. Bak şimdi her yerde bunun tersini söylüyorlar tamam mı? Adam diyor ki ya bırak koyunu hayvancılık et, inekçilik et. İnek hep yiyor abi. Bunu yayılıyorsun doğada. Doğada bunu bak bedava ot yiyor, karnını doyuruyor. İnek getiriyorsun, kapatıyorsun, yayılamaz, gene çıkarıyorsun. Bunun ayda çoban masrafı örnek vereyim yemeğinle her şeyinle 20 lira. Ayda 50 bin lira getirisi var. Yani ne gerek var yani ineğe bak ondan sonra yemler almış başını gidiyor zaten apayrı bir şey. Evet. Saman desen
almış başını gidiyor. Ben inek yaptım ama hiç sevemedim ya inek bakımını. Yani çok gideri çok. Büyük bir örneksin. Yeni gelen nesli de büyük bir örneksin. Koyun daha güzel. Hem bilmiyorum ya temiz iş. Bir de şey aldım ben. Kilitleme sağ sistemi 20 koyunluk. Bu şekilde daha güzel verim alacağım inan. Elle. Lütfü amca. Evet. Evler falan villalar yavaş yavaş artık sana gelmeye başlamış. Yani bu sorun olmuyor mu senin için? Valla büyük sorun. Büyük sorun. Bu işi tamamen bitirmeye uğraşıyorlar. Bilmiyorum ne yapacağız yani. Biz de çaresiziz. Başka bir yer bulacağız. Oraya gideceğiz. Bu işi bırakmanın çaresi yok yani. Bırakamayız yani. Ama başka yerde devam etmeyi düşünüyorum. Evet başka yerde. Allah yardım. Buraları villa olursa, buralar biterse bize daha içerilere gideceğiz. Mesela Kaz Dağı'nın yamasına gideceğiz ya da Madra'ya gideceğiz. Aman o zaman buradaki insanlar da kaybedecek diyorsun ya sen akşamları gelip benden süt alıyorlar. O zaman alamayacaklar işte. Evet. Bu değerleri onlar evet, da maalesef. Kaybedecek. Herkes de sen değil herkes kaybedecek. Evet, burada. Evet. İlkay arı senin ne yaptı kanka iyisin değil mi? Çok iyi abi. Tam şantabanına soktu vallahi. Soksun abi bu benim içim için panzehir verdi bana evet. Bu. Bu insanın bünyesinde dinencini artırır. Evet. Ya ben zaman. Bir de bir şeyi merak ediyorum. Bir anda sohbete girdim ama şurada böyle tam Kurban Bayramınız kutlu olsun koçu var bir tane. Çift boynuz böyle dönmüş kanka. Hani hep Kurban Bayramı'nda da kullanılan bir koç resmi var ya. Evet. Ona doğru bir yaklaşalım mı? Yaklaşalım. Onu ben de merak ettim. Bak yanında kara koç da var. Gibi böyle kuyruğu da bir farklı. Evet. Bizim kuyruklulardan dalıştan çevirme bir koç. Gördüğüm o çünkü zaten izleyenler de görünce bana diyecekler ki şöyle böyle haklıydılar belki. Zaten bunların hepsinin genetiğinde bir kuyruklu boyun var. Bak böyle gel istersen buradan geç böyle. İşte bildiğin şöyle bakarsan dağılış koç. Kuyruğa bakarsan teyekli uzun ama üstten de kuyrukludan dönüp iniyor. Kama kuyruk dediğimiz. Bak yanında bir tane de koyun var. Bak yan yana durdular koyun. O koyun da bak kuyrukludan dönme. Yani zaten Lütfü amca bizim aslımız ne ettiğimiz evet. Kuyrukludan gelme. Evet. Kuyrukludan döndere evet. Böyle büyütmüşüz. Sütlendirmişiz. Eskiden daha büyük dalaşlı koyunlar vardı. Ha yani işte. Bizim burada da hani bu karaman tamam. Derler yani. 9 kaburga bak. Evet. Bu da 9 kaburga. Evet. Bu da Sivas. Evet. Kangalından dönme gibi oluyor. Bak evet. İşte evet. O bir örnek evet. Koyun bak. Kuyruklu evet. Teyekli ama. Ama melez daha dayanıklı. Melez daha güzel evet. Bu yörede maalesef melez sakız melezi hani kırmalı ulaştırılmış daha dayanıklı yani. Şimdi bu sakız koyunu da Yunan adasının koyunu. Ege bölgesinde ondan çok fazla var bunlardan. Evet. Bu bölgelerde. Tabii eskisi kadar orijinalleri var mıdır bilmiyorum ama bu yörede de beslenen bir cins diyebiliyorum bunu. Evet. İlkay ama bunlar sizin orada soğuğa dayanmazlar diye tahmin ediyorum değil mi? Bizim iklime dayanmıyor. Ilıman böyle düz ova iklimine daha iyi. İşte dediği gibi sıcağı gören koyun sütünü çok yedi. Evet. O yüzden de süt verimi yüksek oluyor burada. Kuzuları da görelim mi? Görelim. Kuzuları da göstereyim size. Koçları da göstereceğim. Bir de koçlar. Keçilerimi de göstereceğim. Tamam abi. Az ama keçim ama Alpin keçi. Köpekler de çıldırdı. Ondan sonra bir köpeklere de göstereyim. Tamam. Onu. Hadi geçelim. Ya hayvancılık bambaşka bir şey ya. Zevkle yapıyoruz. Aşk. Ya Lütfü amca çoban sorunu buralarda yaşanıyor mu? Vallahi ben bu yaz çoban bulamadım. İşte oğlumla ikimiz baktık tamam, oyunlara. Kimseye minnet etmedik. Ama sonra bir tane geldi İranlı bir arkadaş. İyi. O bakıyor şu anda onun aylığı 12 bin lira. Ama 15-20-25 lira aylık çektiler. 100 tane koyunun var. Çobanın masrafını ne çıkartabiliyor mu o zaman? Çıkartıyorsun ama çoban yok yani. Çok iyi ya Lütfü. Gel. Önce kuzulardan başlayalım koçlardan mı? Koçlardan başlayalım. Ha gel dedin bayağı bir. Önce kuzuları göstereyim gel. Tabii benim burası 5-600 koyunluk yani. Zamanında 300-400 koyun yapıyorsun. Evet. Bu aylarda düşürüyorsun kotayı. Kotayı bu ayda neden düşürüyorum? Çünkü çoban yoktu. Ben yoksa koyun mu satardım? Bak kuzulu koyunlar yiyecek bunu. Pançar, küspesi, saman. Daha yemleri verilecek. Yani öyle boş bırakmıyoruz yani. Bir de tok geldi şimdi koyunlar yiyor mu maşallah? Bir de, gece ama geceler çok uzun. Gece uzun oluyor. 5'te 6'da kadar. Ha bak siyah kuzular da var senin tabii, ya. Tabii gel. Komple bu siyahı dönsen böyle üret öğreten. Valla döneceğiz de hepsi olmuyor işte. Maşallah sen kuzuyu almışsın ya. Tabi bu ayda bu kuzuyu bulmak çok zor yani. Bir de sen şimdi ikinci kuzuyu alırsın bu koyunlardan alabiliyor musun? Alırım da ben bu sene ikinci kuzuyu düşünmüyorum ya. Düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Bak maşallah. Bu da apayrı bir ırk. Dalaşlıdır ha. Evet. Bak. İşte dediğimiz olay ya. Üst gama kuyruk çıkıyor. Evet. Alttan teyek oluyor. Daha burada arkada da var kuzular çıksın. Ama bu siyahların hepsini bırakacaksın. Tabii. Maşallah. Güzel. Maşallah. Güzel.
Ya biraz bunlar... yer dar geliyor da çıkaracağım bunları buradan, alacağım. E tamam, bunlar da büyümüş zaten. Anne, büyüdü. Annesiyle de gider bunlar. Tabii tabii. Yok. Bırakmıyor musun? Ya bırakır mıyım? Bunları şimdi buradan. Tamam. Mesela şu, burada burada 5-6 büyükleri ayrı bir yere sırf yemeyecek, ot yiyecek. Besiye. Besiye. Kesim var mı? Vallahi ben genelde kestirmiyorum. Erkekleri kendime ayırıyorum kurbanlık. Hı. Kurbanda değerlendiriyorum. Dişileri de damızlı bırakıyorum. Ha. Ya da isteyenlere, çok meraklılara veriyorum yani. İyi. İyi maşallah. Yani o şekilde. Kuzunun da kuzudan da bu şekilde faydalanıyor. Tabii tabii tabii. Her şeyin böyle güzel ya, sistemli gidiyorsun. İşte böyle bu, gelin size şeyi göstereyim. Koçları. Koçları göstereyim. Taner, bunlara bir kova su alıversene be. İçmişler suyu. Burası daha ileriye kadar gidiyor. Ben böyle 3 bölüm yaptım. He, kışından böyle yani, hava böyle değil mi zaten? Tabii yani böyle ya. Çok modern değil ama yani bizim de işimizi görüyor. Adaklık bir de var burada. Buradan gelenler oluyordu da adaklığı. Oo. Çünkü iyi bir yer. Tabii yerdesin. Tabii Allah bereket versin. İyi de hem adaklı. Arkadaşların, dostların işini görüyoruz. Bak İVS dedim koç. Bu. Ha, evet. Bak maşallah. Bir de çil piret var. Bak sakız 2 tane burada var. Bak bu maskeli bak. Bunu. Evet. Şey bak, yap onu çekim yap. Sakız bak o şey. Tamam. Bu. Şu. Bak bak bu İVS. Bu koç. Buradan böyle gelsin. Bak. Öndeki. Arkadaki evet. De çil piret. Maşallah. Bunlar dediğimiz gibi İVS'i arkadaki diyor. Arkadaki sakız bak, iki tane orijinal sakız. Şunlar iki ithal herhalde şu fiyat. Valla bunları bu ithal. İki tane bunlar. Hı hı. Bunlar ithal. Bak iki tane bunlar. Aynen yani. İkisi de belli. Bunlar ne diyorlar? Tarar ne? Doğu Filiz ya. He. Doğu Filiz. Koç adayı bunlarda. Ama kırma bunları lan bunları. He? Yok. Sen şu ırkını çevirme bunları. Bak bunları. Ya merak işte ya. Meraka girme işte. Herkes seninkine meraklansın. Sen buna meraklanırsan bu sürü gider. Niye biliyor musun? Doğru söylüyor. Bunlarda hiç dayanıklılık yok. Meraya gelmez senin. Gelmez. Bunlara. Ben de öyle diyorum. Bunları var ya. Evet. Ağda verirsen süper. Sakızlarım nasıl? Sen. Bak iki tane orijinal ha. Güzel maşallah. Seneye de bunlar işte. Tabii. Bundan yağlığa çıkar. Güzel. Ama bak çil piret daha büyük, görüyor musun? Şeyden, İVS'den. İVS'den büyük de bir de şimdi bunlar. Ama bu damar yani. Şey, bu süt veriyor yani. Süt damarı bir, ikincisi bir de kalın. Evet. Şimdi sakız da tamam iyi ama hep büyüyor, ilerliyor, sallıyor ama onun kuzuları daha erken elinden çıkartırsın. Evet. Daha iyi yete gelir. Evet. İyi bir melezleme yapıyorum. E işte vallahi böyle uğraşımız işte bunlarla ya. Boş zamanlarım hep bunlarla vallahi. Hiç başka bir iş yaptığım yok. Çarşıya bile gitmiyorum. Keçiler var dedin. Var, göstereceğim. Keçi niçin durduruyorsun? Bende 18 tane keçi vardı. Tamam. Ya pek yayılıma götüremedim çünkü bahçelere falan zarar veriyor. Keçi öyledir. Ha, o açıdan şey yaptık. Burada ayrı bakıyorum. 4 tane bıraktım. 4 tane. 4 tane bıraktım. Sağıyor mu bunları falan? Tabii bu keçiyi savuyorum 4-5 kilo süt. Tamam açmayın. Her gün. Gerek yok. Şuradan bakarız. Her gün 4-5 kilo süt savuyorum bundan. Tanesinden. İşte bu bir tane keçiden bak. Bir taneden evet. 4-5 kilo. Tabii. Bu da çok iyi ya. Tabii Allah gerçekten maşallah yani. Baksana yaban koyunu gibi kanka keçi. Keçin çok farklı. Bu da onun orijinal olan. 2 taneydi, 3 taneydi hatta, biri öldü. Ya. Ama ona iyi bakmam lazım. Şeye benzemiyor mu? Ceylan al falan böyle. Aynen bilirsin. Böyle. Alpin. Aynen, Alpin aynen. Ya. Orijinal Alpin. Alpin mi bunlar? Evet. Ya 4-5 kilo veriyor bir de ne abi? 8 kilo bundan süt sağdılar. 8 kilo. Bak benim arkadaşım sağdı. Ben bunu ama bir dağ köyüne verdim. Sabah koyunların içinde çıkıyordu. Akşam geliyordu. Akşam savuyor 4 kilo. Sabah tekrar 4 kilo savuyor. Sağdığın sütü ne yapıyorsun bundan günde şimdi? 4 kilo 5 kilo süt sayıyor. Bunun sütünü nasıl değerlendireyim? Onun şeyler var. Çok meraklıları var keçi sütünün. Kaça veriyorsun litresini? Aynı koyun sütü fiyatına. Aynı mı? Tabii. İnce daha kadar yüksek kaç de. Para? Mesela 25 lira 30 lira. 25-30 liraya veriyorsun litresini. Evet. Yahu şu merada 10 numara bir şey. Bak ya. Ama önlerinde pelit var bunların. Ha, pelit. Palamut ağaçlarından dökülüyor ya. Meşe ağaçları. Meşe ağaçlarından topluyorum. Bak veriyorum, hiç önünde eksik onları bırakmıyorum. Gidip, bir de onları toplayıp buraya mı getireyim? Evet topluyorum. Dağdan getiriyorsun. Yok öğrendim çok var. Öğrende var mı? Palamut ağaçları. Çok iyi ya. Şimdi dökülüyor dipleri böyle ha. Zengin mera ya. Mera çok zengin ya. O yüzden sen de iyisin. Bir de şey veriyorum onlara böyle. Bayat ekmek satılıyor ya fırında da. 4 lira. 10 tane alıyorum her gün. Şunu algılayalım. Günlük keçi
100 liralık süt veriyor günde. Evet. 100 lira, 120 lira. Ayda 3000 lira zaten bir tane evet. Keçiden geliyor ya. Vallahi geliyor. Allah bereket versin. O senin başarın buradaki başarı işte. Evet. Bunu herkes yapamaz. Araziyi villacılara satmamak daha mantıklı. Abi, canım şimdi herkes onu düşünmez ki. Herkesin yapacağı işte değil yani bu. Buranın sütlü bunu, babası. Şimdi ben de olsam birçok kişi der. Ya dayıcım niye uğraşıyorsun? Ver arazini, yaptır villanı, koy paranı cebine. Demek ki hayvan tutkusu öyle bir şey ki önüne geçiyor bu işin. Tabii. O zaman da şimdi insanlar da o zaman ne arıyor abi? Organik olsun, saf olsun. Böyle oluyor işte. İlkay dağdan bu. Geldin. Şehrin göbeğinde, villaların göbeğinde senin gibi hayvana meraklı amcamı buldun ha. Yemin ediyorum. Bizim işimiz o. Biz yok olmaz olmamasını istediğimiz değerlere yöneliyoruz. Yani bu evet. Şu amcam sütçü baba. Süt birlik başkanı direkt yap. Değil mi? Balıkesir hep doğal süt içsin. Aman aman ben uğraşamam ya çobanlar. Ne güzel abi. Çobanların bazısı çok iyidir. Bazısı da... Yok abi şimdi... Başkalarına şeye gelebilir ama bana nasıl geliyor biliyor musun? Tamamen süper bir şey yapmış şehrin göbeğinde. Aslında birçok kişi değil mi arabayla bu işin yarından geçip gidiyor. Burada ama nasıl bir hayat olduğunu farkında bile değiller. Ama burada Lütfü amcamda öyle bir sistem kurmuş ki sütü 30 liraya veriyor litresini. Evet. Nereye veriyor? İşte villadan gelenler. Buradakilere adaklığını temin ediyor. Etlerini temin ediyor. Peyniri temin ediyor. Yani dev başarı. Yani bunu bu dağda yapıyoruz biz. Köylerde yapan çok ama. Villaların dibinde yapmak. Villaların dibinde de bu işi yapmak gerçekten başarı. Afyon köpeklerimiz nerede? Onlara şimdi geçiyoruz. O zaman oğlana transfer edelim burada mı? Tamam. Evet, evet. Orada bir de evet. Oğlana diyelim. Tamam. Taner'le yapın röportaj. Taner! Taner! Çok teşekkür ederim. Estağfurullah ne demek abicim? İzleyicilerime çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Lütfü amcacığım ağzına yüreğine sağlık. Yine videoyu senden birlikte kapatırız. Tamam inşallah. Biz şu anda benim tayfa yani köpek evet. Seven tayfa olarak mikrofonu Taner'e bıraktık. Taner hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ya Tamer Afyon'dan dedi Lütfü amcam köpek getiriyor benim oğlan. Köpeklere aşkı var. Evet. Sürü de hani gidiyor geliyor. Bu da bari sevk. Ama ailecek bir hepinizin sevdiği bir şey var. Ailecek de her şeyi bu işi seviyor musunuz? Evet ailecek yapıyoruz. Sen de yapıyorsun. Evet. Bu iştesin değil mi baban yanında? Buradayız evet. Ben süper. Yani çalışıyorum ama boş zamanlarımda da buradayım. Koyunlarla ilgileniyoruz. İşte hobi olarak güvercin besliyorum. Bizim yöresel kuşlarımızdır bunlar İlkay. Edremit balık kelebeği. Balıkesir, Edremit kelebekleri diye geçer. İşte evet. Tel kuyruğu vardır, sarı boyun vardır, kara boyun vardır. Bu yörenin kuşları. Bunlar da mesela uçurduğun zaman dağınık uçuyorlar. Diğer güvercinler gibi toplu halde uçmazlar. Ve sürekli evet. Sağa sola böyle kanat çırparak dalış oynarlar. Yaparlar. Evet oynarlar. Evet. Hemen şu köpeklere bir bakalım. Bir de işte köpek merakımız var. Bir bakalım ben bakalım, de merak tabii. Ettim. Afyon'dan ne gibi köpekler getirdin? Hangi ırktan getirdin? Kaç yıldır var bunlar? Yani ben küçüklüğümden beri köpek besliyorum. Afyon'dan kaç yılında geldi? Afyon'dan burada yetiştirici abiler vardı getirmişlerdi. Biz de onlardan işte çiftleştirdik. Onlardan üretmeye devam ediyoruz. Yani bir de işte hayvancılık yaptığımızdan illa bu köpek gerekiyor. Hem alan koruması için. Koyuna gidiyorlar akşamları, geliyorlar. Tabii koyunları koruyorlar. İşte biz burada pek salamıyoruz şehirde olduğumuzdan. Ama tabii hem ırkı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hem işte merakımızı gideriyoruz. Hem bir sonraki nesile güzel genler aktarmaya çalışıyoruz. Ha, bak çaparlar hep ya. Biliyor evet. Abi senin çaparların soyundan almasın Afyon'da çekiyor. Olabilir. Ha? Çaparlar senden sorulur. Anam iyiye bak. Şu anda şansımıza güneş de ters. Evet. Mümkün olunca köpekleri o yüzden yakın alacağım. Dişi çapar. Böyle bir dişi bir çaparımız var. Var Afyon'da çok böyle köpekler. Evet Afyon tarafında biraz daha yaygın bu. Var çok hızlı olur bunlar. Evet böyle bir akbaşımız var. Ya bununla şaşkın ol. Gel. Kolonlu erkek de güzelmiş. Ha şu erkek dikkatimizi çekti ya bu. Evet. Eski Konya köpeklerine de benziyor. Aynen bu Anadolu Karaman köpeklerine de benziyor. Yani ama işte Anadolu. İt güzelmiş. Nazar değmiş. Güzel maşallah. Şansımıza bütün çekimde ışık problemi yaşamadık köpeklere geldik. Güneş patlıyor. Neyse. İzleyenden aktarabildiğimiz kadar aktaracağız. Tabii. Bununla ilgili biraz bize bilgi verirsin kanka burada. Tamam. Nasıl? Adışı, yaşı bu. Koyunculuğu falan. 6-7 yaşında var bu erkeğimiz. Bu dedeleri yine Afyon tarafından gelen Anadolu çoban köpeklerinden. Yani hem insancılıkları vardır hem de mahlukata karşı biraz daha saldırgandır. Hem mahlukata biraz da boğuşuyorlar yani öyle. Ama pek salamıyoruz biz buralarda. Ama ara ara da gel deyip koruyorsun. Evet, evet. Güzel bir ırk. İyi bir ırk tutuyor. Bak hep çaparlar var. Demek babası gibi Birol abi işi biliyor. Gel kız. Bu dişi de güzelmiş. Kangal bir dişimiz var. Kangallık oranı yüksek bir dişi var. Kes. Ne yapıyorsun? Evet.
Aynı çapada erkek. Bu erkekle onun aklı bağlı var zaten. Onun oğlu oluyor. Onun oğlu mu? Evet. Belli zaten yaptığımdan falan. İşte hepsinden biraz biraz besliyoruz öyle bir. Güzel. Yani şimdi hayvancılık tabii şehirlerde pek yapılmadığından tabii dağlara doğru şey yapılıyor kırsalda. Oradan yani, kaçıyorsunuz bir nevi yani. Evet, çıkıyorsunuz evet. Biraz daha yükseklere çıkılıyor. Yani biz küçüklüğümüzde giderdik böyle dağda işte köylerde güzel köpekler görürdük. İşte güzel koyunlar görürdük. Yani oradan böyle bir merakımız da var. Yani biz tabii babamızdan, büyüklerimizden gördüğümüz kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. Ettirin bırakmayın. Yani tabii artık köylerde pek yeni nesil de durmuyor. Devam ettirmiyorlar pek. Ama dursun yani. Ne güzel şurada bir aile evet. Yaşıyorsunuz. Bak geliriniz de baban zaten yaptıklarıyla bayağı başarılı. Sen de burada babanın yanında hep beraber ailecek. Ne güzel bir aile işte bu. Bizim de istediğimiz o. Yani bırakmasın evet. Kimse de devam ettirsin alttan gelenler. Çünkü yani bunlar hem bizim milli değerlerimiz. Çaparları sevdim, çaparları bırakma. Evet. Bunlar bizim eskiden dağlarda olan köpekler. Anadolu köpekleri. Maşallah. Yani gündüz... Ben bu erkeği çok sevdim ya. Evet. Eşisini bulsun bundan güzel köpek alınır. Çünkü bak evet. Kafa yapısı, ağzı, somağı falan gövdesi hoşuma gitti. Köpek hem iri hem atletik görünüyor. Evet. Mesela bunu daha iyi tamamlayan bir dişi olsaydı daha güzel bir yavru alınabilirdi oğlundan. Kesinlikle mesela. Abi. Baba kesinlikle. Güzel. Doğru muyum? Anneye ihtiyacı evet, var. Doğrudur evet. Sana abi. Bir çapar dişi güzel böyle buna eş. Evet. Daha da iyilerini bulabilirsin. Evet. Çünkü bu sağlam bir karakter. Sağlam bir soy. Bu köpek güzel. Şuna da bakalım mı kanka? Bakalım. Göstereyim onları da. Bakalım. Bak orada bak kel kel tavuklar var. Onlar ne? Bunlar kel boyunlar tokat tavukları. Tokat tavuğu mu? Evet. Vay be. Yani onların boyunu hep öyle mi kalıyor? Bunlar şöyle gene çocukluğumuzda bir çiftlikte görmüştüm. Ben yani yumurta oranları yüksek bir ırk. Bir de diğer şimdi kuluçka tavuklarına göre biraz daha dayanıklı, dirençli oluyor. Güvercinlerin yanına geldik ilk ay. Bak bunlar da... Vallahi hep tek ırk ya. Edremit kelebekleri. Hmm. Baba oğul hep Balıkesir'in yöresine ait bütün her şeyi besliyorlar. İşte kelebek ırkında bir de filika denilen bir olay vardır. Böyle kuyruk tüyünü kaldırdığımızda buradan da belli olur kelebek özelliği. Biraz postacı ve diğer mısır ırklarında o filika mevcuttur. İşte böyle kırmızı boyunlar var, kanarya sarı boyunlar var. Aralarında sabah fön çekip jöle sürenler var. Saçlarına. He kanka bunlar akşam mekana gidecek herhalde İlkay. Aynen abi güzel ya baksana bak. Gece yürüyor. Doğru üretim, doğru şeyleri bulunca mutluluk arkasından geliyor Kudal abi. Değil mi? Tabii. Kamer peki hiç kuşlarından ihaleleri biliyor musun ya da yarışmalara, şovlara? Senede birkaç kez güzellik yarışması oluyor. Onlara katılım sağlıyoruz. İşte haftanın belirli günlerinde ihale oluyor. Müzayede oluyor, oraya katılıyoruz. Tanesi bunların çifti ne kadar veriyorsun misali? Var mı öyle bir satışları? Var evet. Talep görüyor mu yani? Yani kıymetli olanlar şöyle 1000 lira. Yani 1000 liradan tutun böyle bir 5000, 10000. Gidiyor. Yani düzgün böyle güzel ırklar nadir olduğunda 20000 gibi böyle bir rakamlar oluyor. Ama sen bunu sevdiğin için yapıyorsun. Evet, hobi olarak besliyoruz bunları. Hobi olarak, ne güzel. Bir de ırkı da hem güzelleştirmeye çalışıyoruz. İşte ihalede fazlalık olanları satıyoruz orada. İhtiyacımız olanları alıyoruz. Yemini karşılasın yeter diyorum. Yani tabii. Tamam valla güzel şeyler ne güzel. Allah işini tamam. Gücünü rahat getirsin. Teşekkür ederim. Biz de yavaş yavaş Kaz Dağları'na doğru kaçacağız biz. Tabii gelmiş. Bir de oraya bakalım. Gelin, evet. O sarı gelin türküsü oradan mıydı? Sarı kız. Sarı kız değil mi? Sarı kız evet. Tamam. Çok güzel bir hikayedir İlkay ondan da bahsedelim. Şimdi biz de dağ merakı olduğundan ben dağı merak ediyorum. O zaman dağlara doğru gidelim orada yavaş yavaş. Orada bir dedeyle ne varmış galiba? Evet ama bizde de ayar yok. Villaların dibine geliyoruz. Villaların dibindeki yaşantıyı çekiyoruz. Oradan da direkt Kaz Dağları'nın zirvesine. Lütfü amcamız da oğlunun buradaki hayat hikayesi ailenin çok büyük bir hikaye. Değil mi? Tabii emekçi insanlar. Sağ ol. Hadi gidelim. Hadi o zaman devam. Videomuzun sonuna geldik. Buradan Lütfü amcam oğluna çok teşekkür ederim. Özellikle Nuri kardeşime, İzzettin kardeşimize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür böyle, ederiz abi ne demek. Böyle güzel değerler, merkezde böyle Lütfü amcamın gibi değerleri bizle tanıştırdınız. Allah razı olsun. Her zaman İlkay abi yine bekleriz. Yine bekleriz abi. Balıkesir'de hayvancılığı üst sıralara taşıyoruz. İnşallah. Tek hedefimiz zaten değerlerimiz yok olmasın. Kesinlikle. Biz bu değerlerle büyüdük. Bu değerleri de gelecek nesillere hep beraber anlatalım. Allah razı olsun diyoruz. İlkay'cığım bak bunu...
saymıyorum. Yine beklerim. Buradan geçerken her zaman misafirim ol. Ne demek abi, her zaman. Ben çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sizi de tanımak zaten ayrı bir memnuniyet. Yine gelin için. Buyurun. Her dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Anladım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmuyoruz deyip el sallayıp yavaş yavaş. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi Dağda Yaşam Sucuklarının yaptığımız yere geldik. Her çarşamba Recep'le buraya gelip siz sevdiklerimize bu Afyon sucuklarından, kendi imal ettiğimiz sucuklardan sizlere iletiyoruz. Dağda Yaşam Sucukları şöyle, yani bunun mutluluğu da ayrı bir şey.